falan gerek yok da. Evet. Yalnız yeni yayın evinden çıktığını daha evet. düzgün şekilde ve daha zaten. Efendim fiyatla falan bilsin aile de. O bakımdan. Hocam buyurun. Yani çünkü bunlar masal kitabı değil. Yani Türkiye'nin başına gelecekleri yıllardır anlatan kitaplar. Evet. Ondan sonra daha sonra geleceklerine de ipuçları var orada. Neyse yani. Hocam demokrasiden mi bahsettiniz? Demokrasi ha. aslında... Kötü bir şey değil ama, bir şey ama hakikisi olursa. Hakikisi olursa. Ya hocam, hakikisi şey... yani Batı ülkelerinin bazılarında yani en büyüklerinde falan pek öyle bir şey bulamazsın. Yani paraya veren düdüğü çalar demokrasi denmez herhalde. Hocam siz şunu İnönü dönemini çok güzel masaya yatırdınız. İşte Türk demek sakıncalıydı. İşte Müslümanlık üzerinde belli operasyonlar yapıldı dediniz. Hocam bugüne geldiğimiz zaman mesela şu anda Türkiye'nin gündemine biz bakıyoruz. Yani bugünle çok paralel koşut benzer evet. bir şey var. Onun evet. için Menderes devrinden evet. bahsediyoruz. Yoksa Menderes'le falan da derdimiz yok da. Evet. Çünkü yani hepsi aşağı yukarı aynı. Yalnız şimdi bu şunu an biz sistemi ve yapılanların arkasındaki bir güç. Matematiksel düşünceyi anlatmaya çalışıyorum ki işin temelini anlarsan ayrıntılarını hepsini anlarsın. Yoksa bu teferruat ayrıntı falan detay değil. O Türkçe değil. Teferruat veya ayrıntı. Bunların arasında boğulup kalırsın. Her taraf sıkıntı, her taraf sorun falan. Ama işin temelini anlarsan hepsini tıkır tıkır anlarsın. Ha, o bakımdan biz temeliyle uğraşırız işin. Şimdi bu bakımdan anlatıyorum. Yoksa Menderes gitmiş, o gelmiş, bu gelmiş hiçbir şey fark etmez. Neyse boş ver. Şimdi bu büyük baskı yapıldıktan sonra millete Müslüman millete din konusunda büyük baskı yapıldıktan sonra ondan sonra daha milli hisleri olanlara Türk konusunda büyük baskı yapıldıktan sonra eziyet edildikten sonra birdenbire demokrasi falan filan diye Menderes devri başlıyor. Şimdi o zamana kadar cami yapmak filan böyle şeyler yok. Birdenbire Türkiye'nin her tarafında camiler yapılıyor. Allah razı olsun. Biz de seviniyoruz yani içimizden. Ne güzel. Yapılıyor ama ve bütün bu baskıdan sonra birdenbire böyle camiler falan yapılmaya başlayınca ne oldu? Belki bizim gibi eskiler daha kalmıştı, onlar bilir, hatırlar. Birdenbire halk vay Menderes İslam'ın kurtarıcısı falan demeye başladı. Ama bu dışarıdan sömürgeci oyunlarının en tehlikelileri, en derinleri de işte o aynı dönemde yapıldı. Yani bu işte bir kitabımızda demiştik, atın boynundan kan alacakları zaman serum yapmak için kitabımızda anlattıydık. Çocukken görmüştüm. Atların hıfzı sırada eskide atlar vardı. Tetanos serumu yapmak için aşısı falan. Buradan boynunda damardan böyle büyük şırıngayla kan alırlardı. Buraya batınca at acımasın diye de burnuna bir tane kocaman mandal takarlardı. Atın burnu çok hassas. O mandalın acısından boynuna kocaman iğne batırılıp da kanının alındığını böyle bu kadar fark etmezdi zavallı hayvan. Bu yapılmıştır. Yani bir taraftan millete bu mu yapıldı? Baskıyı yapıp yani baskıyı yapmadan cami yapsan normal bir şey. Ama baskıyı yapıp yapıp birden kaldırıyorsun. Camiler yaptırıyorsun her tarafa. Halk diyor ki oh Allah razı olsun İslam kurtarıcısı derken tam o sırada İstanbul'u Bizanslaştırmak, tarihi yerlerin ortasından böyle otoyollar geçirmek, ondan sonra tramvaylarını sökmek, çeşmelerini çöplüğe döndürmek, daha böyle bir takım şeylerle derinden bu milletin kültürünün şeyini, istikbalini karartıcı çok derin. Bir tanesi de yabancı dille eğitim de o zaman başlatıldı 53'te. Aynı dönemde. Yani dilini de yok edeyim de bir daha bunlar artık kim olduklarını unutsunlar. Ve işte oluyor. Olmuyor mu? Bir bakın. 50 sene sonra. Şimdi bütün bunlar yani camilerle işte burnuna önce baskıyla burnuna atın mandalı takıyorlar. Ondan sonra onu çıkarıyorlar. Ondan bir taraftan buradan damardan kanını alıp götürüyorlar. O ara en derin, en tehlikeli, en muzubet bizi bu hale getiren şey işlerin temelleri işte o zaman atılıyor. Ha Efes filan ne zaman açıldı? Atatürk zamanında var mıydı böyle bir şey? Yoktu. Ne zaman Türkiye'nin her tarafında bin yıllık bizim atalarımızın verdiği Türk isimleri bin yıldan fazla, 1200 yıldır falan. Onların yerine böyle eski Yunan, Mınan falan gibi isimler hatta hiç adı sanı bilinmeyen yerlerde uydurmuşlardır Yunanca falan diye. Çünkü ya 1200 sene evvel falan batıda nasıl haritacı vardı ki her Anadolu'nun her köşesindeki her derenin, her köyün adını Yunanca koymuş. Ya oraları bilen yoktu, haritası yoktu, bir şey yoktu. Ne bildiniz? Ya bence bir kısmı uydurulmuştur. Çok ve sonra doğru. da devlet Türkiye'nin haritasını bütün yer isimleri böyle uyduruk yabancı isimler olmak şeklinde bastırmıştır. Bu devlet bastırmıştır.
Bu devlet dediğimiz en lisedir, aynı devlet işte. Onun için şimdi işin temelinde böyle oyunlar var. Şimdi sonra bir gün baktık ki bu oyun tekrarlanacak. 1980'de de birçok olay başlamıştır. Yani artık son perdenin başlangıcı o zaman oldu. Gene bir baskı falan, ondan sonra işte bir şeyler, ondan sonra vay Cumhuriyeti kurtarıyoruz falan diye bir şeyler oldu. Ondan sonra birdenbire bu sefer derin makaslar gene o zaman atıldı. Üniversiteler birer terzence dershanesine dönüştürüldü, araştırma hepsi rafa kaldırıldı. Böyle adi dershanelere, tarzanca dershanesi, yani 250 kelime tarzanca öğren, başka bir şey öğrenmeye dönüştürüldü. Ne zaman? YÖK'ün kurulmasıyla. O kurduruldu. Ve tek elden idare edilir. Devlet bile karışamıyor oraya biliyorsun. Bu nereden? Kendiliğinden mi kuruldu? Hayır. Dışarıdan bunu kuracaksın dediler, kuruldu. Şimdi bütün bunlar oldu. Ve ondan sonra adım adım durup dururken birdenbire hiç böyle tarihimizde hiçbir şey yokken, hatta İsmet İnönü zamanında bile yokken, insaf yani, Atatürk zamanında hiç yokken, bizim böyle Asya'dan getirdiğimiz milli kıyafetimiz vardır. Aynısı benzeri Çin'de, Japonya'da falan vardır. Yani bunun Müslümanlıkla hiç alakası yok. Onlar ne zaman Müslüman oldu ki? Bizim Yemeni falan vardır. Böyle süslü püslü, oyalı moyalı, başörtüsü falan böyle. Yemeni falan. Gayet şıktır. Sonradan zaten dışarıda da moda olmuştur Batı'da falan. Ondan sonra o giyimler falan. E şimdi bunlardan başka böyle bir şey yokken ve hiçbir zaman böyle bir sorun yokken 80'lerde birdenbire kara o tozlu bir acayip kıyafetler çıktı ortaya. Şimdi bu bence kasıtlı çıkarıldı. Bu acayip kıyafetler. Aynı zamanda YÖK'ü kurdurdukları zat Işerif aynı zamanda bunu yasakladı. Aynı anda. Yani yapan da yaptıran da yasaklayan da belli ki bir ayar var orada. Bu sefer de milleti böyle bir sahte bir fasarya bir gündemle milleti birbirine düşürdüler. Bir sürü gençlere eziyet ettiler. Yani bir sürü eziyet ettiler falan yani. Üniversite kapılarında ağlaşan kızcağızlar falan filan. Neyse iki taraftı. Ondan sonra halbuki o işlerin halledilmesi çok kolaydı. Yani ben o zaman çözümünü söylemiştim onlara. Çok kolaydı. Neyse. Yani bir sahte gündemler çıkarıldı ve zaman zaman da tazelenir. Şimdi böyle bir sahte gündem ortaya çıktı. Bütün basın yayın bununla meşgul oluyorsa bil ki derinden Türkiye'ye gene çok derin bir iş yapılmaktadır. Mesela tapuları yabancılara toptan tapuların teslim edilmesi. Toprak satışı. Bedava. Toprak satışı. Yani yüz binlerce dönüm. Hocam bazıları bu toprak satışını diyor ya batılı olacağız. Bunun başka çaresi hayır yok. Efendim, batıda, topraklarımızı batıda satmazsak öyle batı bir şey bizi yok. Almaz. Avrupa Birliği içinde olsam bile mesela Avrupa Birliği'nin ana ülkeleri. Yani eskiden beri baştan beri içinde olan ülkelerde bile bir tanesinden gidip öbüründe böyle gidip de yüz binlerce dönüm tarım arazisi ve hiçbir şey alamazsın. Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında bile. Ama bize niye böyle hayır, yapıyoruz? Hayır efendim bunlar yani Avrupa Birliği'yle bu işin hiçbir alakası yok. Adamlar zaten duyunca şaşıyorlar, acıyorlar filan. Düzgünleri bana ya siz böyle bir kanunlar çıkarın uyum buyum diye bizim haberimiz yok filan diyorlar. Bunlar başka bir yerlerden Türkiye AB uyumu falan diye yutturularak Türkiye alttan götürülüyor ve götürüldü. Yani şimdi bir ara birileri araştırdı bir kanalda söylediler. Gerçi imzayı atanların takımından da onlar da ama işte hiç olmazsa imana mı geldiler ne olduysa. Bu kanunlara imzayı basanlardan birinin takımından ama hiç olmazsa çıkardılar ortaya neyse. Belki affettirmek için kendilerini. Şimdi onlardan duydum televizyon bir programında. Ya mesela bir şahıs gitmiş güneyde falan yazlık ev almış falan. Ha, onlar kaydı var tapu dairesinde. Ama bir yabancı şirket gelmiş, yabancı şirket de sahiplerin kim olduğunu zaten arasan bulamazsın. Çok karışıktır. Altında başka bir şeyler çıkar filan. Yabancı şirket geliyor. Yüz binlerce dönüm tarım arazisi oluyor. Orman arazisi alıyor. Bilmem ne alıyor. Altında madenler var. Hepsi bedava veriliyor. Evet. Yatırım yapacağız derse. O çıkan kanunlara göre. Ne zaman çıktı o kanunlar? 2003. Bu hükümetten bir önceki üçlü hükümet zamanında çıktı. Öyle bir kurulmuştu ki o muvakkat hükümet. Sağ, sol ve cep. Üçlü. Hiçbir kesimden kimse itiraz etmesin diye. Tamam, toprak satışıyla alakalı. Evet, evet. 2003'te hocam. 4 tane kanun çıktı. Bir önceki hükümet zamanında. Devamı 2003'te. Evet, bu devamı. Aslı bunlar. Ve kimsenin haberi olmadı. Bir tek biz işte öğrendik onu da duyurduk falan biraz. Ama dedik şimdi bunlar çıktıktan sonra Türkiye'nin batılılarca yağmalanması birkaç sene alır. Öyle ya, adam gelip beğenecek. Şurayı mı isterim, burayı mı isterim falan. Birkaç sene sürer. Daha önce de İstanbul'da birdenbire yabancı emlak şirketleri türedi. Emlakçı şirketleri. Biz de o zaman dedik ki daha bundan ondan daha 5-10 sene evvel. Birdenbire bir baktık. Amerika'nın büyük
emlakçı şirketleri Avrupa'nın falan leffaları orada türedi. Allah Allah. Ya burada yabancı emlak şirketinin ne işi var yani, değil mi? O zaman dedim, ha bunlar yabancılara toprakları satacaklar. Malı, mülkü, evleri, barkları filan. Onun için emlakçılar önceden geliyor dedik. Bak daha o zaman. Bu olayların hepsinden daha 5-6 yıl önce. Nitekim bu sene mi ne, işte bir gazetede bir haber vardı. Hanım gösterdi. Fethiye'de vergi rekortmeni. Hani ilan ediyorlar ya vergi rekortmeni. Kim çıktı? İngiliz emlakçı. Ahmet Mehmet değil. Ahmet Mehmet değil. İngiliz emlakçı. Yani İngiliz deyince de hani Arap, Hint filan asıllı da İngiliz vatandaşı olmuş böyle Abdurrahman filan da değil yani. Düpedüz İngiliz, yani hooliganın tipi bir şey. Hooligan emlakçının emlakçı vergi rekortmeni oluyor. İngilizlere biz o zaman dedik ki ya bunlar dedik topraklarımızı bedava alırken sonra birbirine satarken emlak yüzdesini bile kendileri alacak. Kendi şirketi yapıyor o işi. Ondan sonra bunlar işte kendi polis teşkilatlarını kuruyorlarmış falan oralarda bir yerlerde. Yani işte Alanya'da orada burada Alman, İngiliz falan. Şimdi hocam, bu o lafı, zaman bir kolonileşmeye mi gidiyoruz? Bitti yani işte. Ondan sonra şimdi o sırası gelmişken bir şey daha söyleyeyim yeni. Yeni fark ettiğimiz. Şimdi gecenin üçünde karıştırırken böyle 100 tane şeyi hani bak ararsın acaba tadı tuzu olan bir şey var mı diye arıyorsun. Tak 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 böyle tespih çeker gibi kanalları değiştirirken ben bir de baktık bir emlak programı gecenin üçünde. Şimdi orada programı yapan o güneydeki o güzel yerlerden biri bir bölgenin Türk tırnak içinde Türk emlakçısıyla mülakat yapıyor. Bir de telefonlar geliyor tek tük. Yani adam işte İngilizlere oraları satıyormuş falan. Demek ki orasında, o Fethiye ayrı, bu da başka bir yer. Orada varmış demek Türk emlakçı, hayret nasıl olmuş. Ondan sonra, şimdi oradan bir çocuk, bir genç telefon etti. Ben dedim ki, ha tamam bizim kitabı okuyan gençlerden biri, hemen belli olur. Yoksa aklı ermez zaten, okumamışsa. Herhalde yani tarzanca eğitimle aklı erecek değil ya, işte kitapları birbirlerinden öğrenip hocaları bazen söylüyor. Okuyorlarsa anlıyorlar bir şeyler. Çok şükür. Şimdi bu dedi ki ama dedi işte orada dedi bu İngilizler dedi belediye başkanını da kendileri seçeceklermiş falan dedi. O yerli emlakçının dediği şu. Aa çok iyi olur. Yani o diyor olur mu falan diye yani üzülerek soruyor. Böyle yapacaklarmış falan. O da diyor ki aa tabii efendim çok iyi olur. İngilizlerin bu işlere aklı daha iyi erer falan filan diyor. Bak bizim kafamız ermez. Ha yani bak. Yani İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin torunu mudur? Mandacıların torunudur. Mandanın altında yatıp pestili çıkmış 250 tarzanca eğitime 250 kelimelik tarzanca eğitimden geçip feleğini mi şaşırmış, kimliğini mi unutmuş, anasını, atasını, vatan, millet kavramlarını unutmuş, hiçbir şeye de aklı ermez. Yabancıya böyle yaltaklanmayı marifet sayan, dolayısıyla bir mevkilere bile getirilebilir ileride. Böyle insanlar. Yani şimdi fakat ha buna diyor ki çok iyi olur İngilizlerin bu işe aklı daha yarar. Ya İngiliz dediğin hooligan ya İngiliz'in Oxford, Moxford üst tabakası vardır bir asilzade sınıfı. O da ormanlardan gelmedir 1066'da. Onun altındaki normal İngiliz halkı çoğunluk son derece vahşi, yamyam, yabani böyle bir acayip insanlardır. Bunlara Cockney falan derler. Bunun konuştuğu İngilizceyi o Oxford İngilizcesi konuşan üst tabaka anlamaz zaten. Birbirini anlamazlar. Böyle çok böyle acayip bir köle sınıfıdır o da. Yani şimdi bunlar geliyor. Bunlar daha iyi aklı erermiş. Yani bunların hırsızlığa, yalancılığa falan çok iyi aklı erer yani. Yani Türk'ün kafası çalışmaz, Türk anlamaz, Türk bilmez. O bir de bunu bu yani... Bu düşünce mi şu anda yani pompalanıyor topluma? Elin bir takım perişan tiplerini de böyle gözünde büyütüyor falan. Niye? Kendi de bilmiyor. Çünkü aşılanmış kendisine. Tarzanca ile eğitim, sözüm ona İngilizce işte falan, 250 kelime. Yani şempanzeler 600 kelimeyle konuşuyor el işaretleriyle. Bu 250 kelime falan neyse. Böyle bir perişan hal bu eğitim sistemi. Ne eğitimdir ne millidir falan. Şimdi yani fakat burada da bak kafalar durdurulmuş, sorgulama adeti kalmamış olduğu için alışkanlıkları. Burada sorulacak bir soru da var. Ya benim bildiğim benden başka kimse sormuyor. Ben utanarak söylüyorum, bende bir marifet yok.
Yani ben herhalde bir insanım işte, yani biraz herhalde gönlümüz biraz sağlam çıktı atalarımızdan. Yoksa başka bir özelliğim yok. Herkesin aklı erer. Şu soruyu kimse sormuyor. Hani yok işte İngiliz belediye başkanı seçilse iyi mi olur, kötü mü olur falan. Daha mı iyi yapar, daha mı kötü yapar? Yahu kardeşim sorun o değil. Dünyanın her tarafına bak. Avrupa Birliği'ne bak, Amerika'ya bak, Latin Amerika'sına bak, Afrika'ya bak, nereye, Asya'ya bak, nereye bakarsan bak. Hangi ülkede bir ülkenin vatandaşı olmayan birileri orada herhangi bir seçimde oy verebilir. Hatta göçmen vizesiyle orada 50 sene de oturmuş olsan, vatandaşı değilsen, en ufak belediye seçiminde falan bile yerel oy veremezsin. Verdirmezler. Vermek de büyük suçtur. Hani ben buralıyım falan numarası çekip de oy vermeye kalksan 5 sene ağır hapis cezası var. 500 bin dolar para cezası var filan. Verdirmezler. Yasaktır. Hangi ülkede görülmüş ki? Aa, mesela adamlar gelmiş. Tabii onları da suçlamamak lazım. Yani şimdi sende kanun çıkmış. Milletin haberi yok da. İmzalayanların da pek haberi yok. Evet. Kanunlar çıkmış. Yabancılara toprak verilir. Yabancı devletlere de verilir. Falan bir şeyler çıkmış. İmzayı basmış 550 kişi. Bir önceki hükümet zamanında. Tabii devam ediyor şimdi daha da. Hocam şimdi ben tarihi tekrar söyleyeyim. 2003 yılının Temmuz ayında asıl bu yasa çıktı. Yabancılara toprak satışına ve 4 maden... 4 kanun çıktı. İşte hocam asıl toprak satışı... Sanayi bölgeleri kanunu bilmem nesi falan kılıfları önce, altında. Sanayi bölgeleri bir önceki hükümet. Ama bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Evet. Böyle değişik kılıflarla, değişik bahaneler altında evet. Böyle bir şeyler çıktı. Ve bu devam ediyor gittikçe de. Bir de mesela köy kanunu varmış bizde. Atatürk zamanından ama Atatürk koyduysa zaten Osmanlı'da var demektir. Çünkü o onun bir devamıdır. Onu da unutmayalım. Yani köy kanununa göre mesela yabancıların köylerde bir karış toprak alması, bir tane köy evi alması yasaktı. O da bu dönemde değişti, 3 sene evvel. Bu da yeni. Ondan sonraki dönemde, yani bu son dönemde son dönem. Değişmiş. Evet. Köy kanunu falan ayıp olmuş. Evet. Ondan peki hocam, yakında millette ayıp oluyor zaten. Peki hocam, bu toprak satışı o boyuta geldi ki siz güzel anlatıyorsunuz. Topraklar, gayrimenkuller, göl kenarları, turistik tesisler, deniz kenarları ve Hatay'da, mesela örnek Hatay'da, Hatay'ın toplam alanının %10'unun yabancılara satıldığı gerçeğini gören Tabukados da Hatay'da durdurma kararı aldı. Hayır, böyle devam ederse ne olur hayır, hocam? Hayır, bir dakika. İş ondan çok daha vahimdir. Şimdi ben demin söylüyorum, iyi ki hatırlattınız da. Yani bu böyle vesileyle, devam ederse ne olur hocam? Bu vesileyle hatırlattınız da sözüm orada yarım kalmıştı. Şimdi bu kanunlara imzayı basan bir önceki hükümetteki 3 fırkadan birinin önemli adamlarından 2 kişi bunun hakkında bu dönemde, yakınlarda, geçen sene mi ne? Bir program yaptı da bu konuyu ele aldı. Biz de dedik ya bizden başka birisi de bu işte uğraşıyor aferin falan. Ve onlar araştırmışlar. Yani ne kadar gitti toprakların falan diye. Araştırmışlar bayağı çalışma yapmışlar. Ellerinde böyle cetveller vardı falan. Şimdi sonradan siz de yaptınız onu da biliyorum. O daha önce. Şimdi diyorum ya mesela biri gitmiş yabancı güneyde yazlık bir daire almış. Bir ev almış filan. Ha bunların tapuda, tapu kadastroda araştırdığın zaman buluyorsun. Cem ne var işte %2 falan filan. Vatan toprağın artık %2'sini saymıyorlar filan. O da yanlış da neyse. Ama onların kaydı varmış. Ama büyük şirketler, bir takım şirketler, arkasında kim olduğu belli değil, yabancı şirketler gelip yüz binlerce dönüm tarım arazisini bedava alıyor evet. O kanunlarla. Yatırım yapacağım filan hikaye ne yapacak? Bak bakalım adam parası var mı, niyeti var mı, kim yapıyor, niye yapıyor? Öyle bir şey yok. Veriyor, teslim ediliyor 2 hafta içinde. Şimdi bunları soruyorlar. Bunların %kaç oldu Türk topraklarının? Efendim büyük şirket ise bunların kadastroda, tapuda kaydı olmazmış. Yok. Kaydı yok. Şimdi bunu anlatan bir kanalda o kişilere 2 kişi o hocam üç, onlar o rakamları hep bizden aldılar. Bir dakika. 3 fırkadan ilk birinden. Yani biraz daha işte evet. Biraz daha düzgüncedir falan. Ama biz de onları tebrik ederiz bunları anlattıkları için. Sizi de ayrıca tebrik ederiz. Çünkü sizin kanalda hocam, da bunlar bu işleniyor hocam, bu iş. Türkiye'nin toprak falan. Satışını dikkat, son dönemlerde Haydar Baş Bey'i de takip ediyorsunuzdur. Evet. Türkiye'nin her yerinde. Evet evet. Ayrıca sizde bir program bangır gördüm bangır geçenlerde. Anlatıyor. Ondan sonra bayağı bir araştırmalar yapılmış.
Ondan sonra bilimsel olarak böyle evraklar, belgeler çıkarılmış ortaya falan. Tabii sizi de tebrik ediyoruz. Ama şimdi burada diyeceğim şu. Şimdi biz bunu dinliyoruz, seviniyoruz falan. Ha birisi daha, birileri daha bu konuya el atmış, işte açığa çıkarıyor falan. Yalnız sonra birden ayıldım. Ya bir tek şeyi söylemiyorlar. Ya o kanunlar, o dediğimiz dört tane Türkiye'nin yok edilmesi manasına gelen kanunların çıkarılmasında görmeden imzayı basan üç fırkadan bir tanesi de sizinkiydi. Yani hem satmaya izin veriyorsunuz, hayır, sizin, hem şikayet ediyorsunuz. Hayır, sizinkiydi. Yani başta sizinki vardı. Haberi de yoktu belki de, bas dediler, bastı, ne yapsın. Yoksa temizleyecekler. Uğraştılar da zaten. Neyse. Yani diyeceğim. Evet hocam, ben de dedim ki peki hayır ola, imzayı siz bastınız, siz de bastınız, öbür ikisi de bastı. İşte kimi milliyetçi pozunda, kimi solcu pozunda, kimi bilmem ne cep pozunda falan filan. Ama bari yani biz de işte bilmeden imza attık demek de yani baba yiğitlik ister yani falan değil. Peki niye söylüyorlar bunu şimdi durup 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 dururken? Olayın vehametini mi görüyorlar? Çünkü o sıra seçim kokusu çıktı. Seçim olabilir kokusu yayıldı. Birdenbire bir takım fırkalar kuruluyor. Hadi efendim oluşumlar, kuruluşlar bilmem neler filan böyle bir nedir? Yani milleti kurtarmak için yani biliyoruz, çoğunu görüyoruz. Çoğu, büyük çoğunluğu. Yani ha seçim olur da bir yerler kaparız diye. Yani onları demiyorum, tenzih ederim de. Yani çoğu böyle biliyorsunuz. Milletin uyu suyu artık böyle. Yani oy verenin de suyu suyu böyle. Bu işe girenlerin de ha bir seçim meçim olur da biz de bir yerler kaparız falan. Bir şeyler de biz yeriz. Bir anda yeriz. Şey, söylem değiştirdiler. Ha, değiştirdiler. Ha. Şimdi, bunlara yani evet acaba diye insan farklı soruyor. Farklı söyleme giriyorlar. Bu güzel şeyi söylüyorlar. Bunu açığa çıkarıp milleti uyarıyorlar. Siz de uyarıyorsunuz diyorum bunlara. Ama hayrola yani siz de imzayı bastınız. O zaman niye bir şey demediniz? Hükümetteyken. Acaba şimdi bu sefer şimdiki hükümetteki fırka yaptığı gibi onların üstüne yıkıp da kendileri oy almak için mi düşündüler? Ya inşallah öyle değildir. Ben onların samimiyetine inanıyorum ama bu mana çıkar. Dikkatli olsunlar. Yani uyarıyorum çünkü onlara saygım var. Evet. Yani bir oyunların bini bir hocam, paraya. Şimdi oyun ama devam. Sonuç olarak Türkiye topraklarının da çoğu verilmiştir. Her tarafında. İster kaydı olsun olmasın filan. Yani işte oralara şimdi Türkleri sokmuyorlar filan. Yakında birçok yere sokmayacaklar. Ondan sonra şurada babamın 20 yaşında, küsur yaşındayken tamamıyla Türk olan Batı Trakya'lı yerlerde bir tane Türk kalmadı. Ve kimseye de toprağımızı filan satmadık. İşte bir sürü harpler, zarpler, şehitler, gazilerle filan öyle gitti. Ama şimdi burada gönüllü olarak hiçbir tek kurşun sıkılmadan topraklar da teslim ediliyor. Tarihi eserlerimiz İstanbul'da Osmanlı'nın muhteşem tarihi eserleri satılıyor. Belediye diyor ki efendim ben İstanbul'un trafik sorununu daha yeni dedi. Trafik sorununu çözmek için efendim daha 5 milyar dolara ihtiyacım var. Neymiş? İstanbul'un her tarafına otoyol yapacak sanki yetmezmiş gibi. Bunlar halbuki şehri mahveden şeylerdir. Yani herhangi bir kitabı okumuş olan adam trafik, araba, şehircilik falan filan bunu demeye utanır ya. Ya millet cahil diye millete böyle yalan şeyler söylenir mi? Sen ne kadar otoyol yaparsan şehrin içinden, altından, üstünden, ne kadar köprü yaparsan şehir o kadar şehirler olmaktan çıkar. Hele böyle önemli bir tarihi şehir olmaktan çıkar. Böyle bir araba patırdısı, egzosu bilmem nesi, ondan sonra tarihi eserleri yıkarak mıkarak falan böyle bir hale gelir. Şimdi bunu yapmak için 5 milyon dolar daha, milyar dolar daha lazımmış. Bu parayı çıkarmak için de Osmanlı eserlerini, tarihi eserlerini talan. Mezarlıklar gidiyor mesela. Birçok arayan var. Tarihi mezarlıkların olduğu yerler patır patır gidiyor. Hayır, satıyorlar. Peki. O zaman da şunu diyen yok. Ya koskoca Türk devletinin, tarihin en büyük ve en uzun devletinin, atalarımızın yadigarı bu eserleri herhangi bir yerin bir belediyesi, bir belediye başkanı nasıl satabilir? Bu bütün milletin malıdır, mirasıdır. Bunu bir belediye nasıl satabilir? Bunu diyen yok ya. Allah Allah. Niye? Çünkü bir ara belediye kanunu falan da değiştirildi. Yerel merel falan diye. Bunu açığa çıkaran çok değerli insanımız da şehit edildi. Bunları söylüyor diye herhalde. Ondan sonra değiştirilince inanılmaz yetkiler verildi. Bazı belediyeler birer dükalık, derebeylik ayrı bir devlet haline geldi. Paraları devletinkinden fazla, emlak vergileri bilmem neler filan. Ya orası senin memleketinin bu kadar önemli bir şeyini bir yerel bölgede birisi nasıl satabilir ya? Nasıl satabilir ya? Evet.
Hocam inşallah bunlara bir de yani bunu bir gün dur denilecek. Hocam dilerseniz ben bir soru sormak istiyorum. Çok önemli konulara temas ettiniz. İnönü'den başlayarak özellikle o dönemde milli kimlik üzerine, Türklük üzerine ve din üzerine oynanan oyunlardan bahsettiniz. Şu anda Türkiye baskılardan. Avrupa baskılardan bahsettiniz. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Bakıyoruz gündemimizde ne var? Mesela 15 gün evvel Avrupa Birliği ilerleme raporu önümüze koydular. Dediler ki siz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsanız bir defa 301. maddeyi kaldırın. Ne diyor o madde? Türklüğe, devlete, millete hakaret edenlere şu kadar ceza diyor. Evet. Türklüğe hakareti serbest bırakın, düşünce özgürlüğüne girer bu diyor. Evet. Habire bastırıyorlar. Yani 50 sene evvel olanla bugün. Yani biz peki. Ve hükümet diyor ki tamam yapacağız bunu. Türklüğe hakareti serbest bıraktığımız zaman mı Avrupalı olacağız? Avrupa'da hayır, Avrupa'da taraftan kendi milletlerine küfür serbest mi? Efendim hayır. Hayır, şimdi genel olarak bakalım olaya. Şimdi mesela başka bir tanesi. Buraya birileri geliyor. Avrupalının düzgünü de demez bunları. Utanır meslektaşlarından. Niye utanır? Şimdi söyleyeceğim. Diyor ki efendim işte filancalar filanca dilden eğitim yapsın. Falancalar filanca dilden eğitim yapsın. Ya bizim kimsenin diline karşı değiliz falan da. Her ülkenin bir şemsiye dili var. Çoğunluğun ana dili, resmi dili var. Fransa'da da böyle, Almanya'da da böyle, İngiltere'de de haydi haydi öyle, İspanya'da öyle. Yani bu şemsiye dili olmasa, yani bir ortak Fransızca mesela dili okutulmasa, eğitim resmi dili olmasa, ha orada Bretonlar varmış, bilmem Normanlar varmış falan, onlar da işte İspanya'da ve Fransa'da Basklar var, ondan sonra işte Katalonlar var, bilmem neler var filan. Bu olmasa bu ülkelerin hepsi 5-10 parçaya ayrılır hemen. Onları bir arada tutan bu şemsiye birleştirici dildir. Şimdi bu her yerde var. Şimdi efendim işte onlar kendi dilinde yapsın, onlar yapsın. Yani bunlar derken de biz de diyorduk işte, buralarda da diyorduk. Ondan sonra yazılarımızda da diyorduk falan. Ya kardeşim, peki herkes kendini ne biliyorsa o dilden 3 kişi 5 kişi otursun kendi dilinden eğitim yapsın. Yani dil varsa ortada. Bir de olmayan diller uyduruluyor falan, neyse. Varsa var canım yani, biz kimsenin diline milline karşı değiliz. Hatta bütün dillerin önemine inanıyoruz. Ayrıca insanlık için. Konuda bir sürü şey yazdık. Her dil insanlığın bir zenginliğidir. Her birinin ayrı özelliği vardır. Hepsinin korunması lazım. Buna en başta inananlardan biriyim dünyada. Ama şemsiye dili de muhakkak ülkede öğretilmez. Bak şimdi. Çelişkiye bak birader. Onlar şu dilden, bunlar bu dilden, bunlar bu dilden eğitim yapsın. Kimse de çıkıp da peki burada Türkler de var. Yani kendi Türkler inşallah azınlık olmamıştır. Ama azınlık oldu olmadı. Yani Türkler de var. Birkaç kişi varız işte. Yani Türk diyoruz kendimize. Allah Allah.